Büşra Gelin'in sunum masası 15 çeşit lezzete ev sahipliği yapıyor. Kayseri mantısı, haşlama içli köfte, ev baklavası, maş fasulyesi salatası, çıtır börek ve ıslak kurabiye masadaki lezzetlerden bazıları. Büşra Gelin'in sunum masasındayız. Hanımlar, biliyorsunuz Büşra'nın bir tarafı Kayserili, bir tarafı da Malatya olunca dedim ya, masası da bayağı coşkulu olur. Evet, coşkulu oldu Aslı Hanım. Bunları hepsini sizler için kendi ellerimle yaptım. Sen? Hepsini sen yaptın. 2-3 adet hariç diğerlerini ben yaptım. Neler yaptın peki? Hakikaten şöyle, merak ettim. Malatya usulü acılı sarma ve biber dolması, patlıcan dolması. Zeytinyağlı, evet. Peki. Kayseri usulü de orijinal mantı yaptım. Kayseri mantısını yaptım. Kayseri mantısı yaptım. El açması baklava. Bir şey söyleyeceğim. Hani baklavalık yufkalardan mı yaptın onu? Hayır, el açması onlar. Ne hazır değil. Ne diyorsun ya? Valla bravo. Bu da Kayseri usulü içli köftemiz. Haşlama yaptım. Evet. Üzerine sos yaptım. Çıtır böreklerim var burada. Mercimek köftem, salatalarım var. İki türlü yaptım. Hem brokoli hem de... Ay ne güzel, arpa şehriye salatası yok bugün. Evet, hamurlu falan değil. Evet. Bakın gayet sebzeleri haşlamış. Ön tarafta da kurabiye ve bir tane tatlım var. Canım, şurada ellerine da bir patatesli böreğim var. Canım, bu da magnolia. Magnolia? Evet. Farklı fıstık, bir içi fıstıklı bir tatlı. Magnolia sunumu değil mi? Evet. Değişik olmuş. Evet İremciğim, nasıl buldun, senden başlayalım. Aslı Hanım, genel olarak bakınca yani eksikler tamamen gözümüze bangır bangır. Ben mesela? Mesela bardakların eksik. Zaten... Renk katmak istedim. Tek bir tane. Evet, bir diğer tane. Ay, çayım var ve bir tane meşrubatım var. Bu şekilde sunum yapmak ama istedim eksik. Ben. Neye eksik? Bardakların diyorum ya. Hepsinden 6 tane var arkadaşım. 6 kişiyiz. Aslı Hanım, ben de eksik. O kadar ne ben de o kadar ya? Şey, eleştiri yapıldı. İçecek yoktu. Arkadaşımıza da sadece bir tane içecek vermiş. Suyumuz bile yok. Boğazımızdan giderse. Sen de meyve suyu içersin. Ciğer tıkandığı zaman ne yapacağız? Üzüm suyu. Tarçınlı üzüm suyu. Evet, ben yaptım onu. Ondan da sen yaptın. Onu da ben yaptım. Bravo. Bardak konusunda değinilmişken, dün benim masamda her şey cam kaptı bu arada. Tabaklarım da aynı şekilde. Bir tek çatal bıçak takımlarım beyaz, altın rengiydi. Hı-hı. Senin ben altın rengi olan bir tek bardaklarını görüyorum detay olarak. Çay, evet, tabağı. Ben renk katmak istedim. Çok da altın rengi değil aslında. Şöyle bir sunum yapmak. Peki bardakların uyumu? Bardaklarımda. Nasıl sence var? Uyumlu mu? Bence uyumlu. Sokumun bence değil. Sağladığını düşünüyorum ben. Bence değil. Bu arada dün çünkü benim bıçağıma da yorum yapmıştın. Hı-hı. Onu da geçtim. Zaten kullandığım gayet peçetelerden güzel. Belli ne kadar özenli olduğun. Öyle, ben de onu da geçtim. Dün herhalde benden özendin. Cepli peçete yapmaya çalışmışsın. En azından ama zaten sadece çalışmışsın daha zaten. Dekoratif. Sen hazır almışsın, ben kendim evet, yaptım. Evet, ama zaten çalışılmış yani. Hiç sadece olduğu gibi kalmış. Şöyle bir çiçek koydum. Bunları söylemek istiyorum şu an tam olarak. Kendim yaptım bunları da, kendi ay gösterelim edici. Biraz yakından, evet, gösterelim. Bak şöyle. Bir şey yapmış. Üzerine bir detay koydum ben. Ne sıradanlığı böyle? Biraz değiştirdim açıkçası. Ha, buraya tüy mü koydun? Evet, tüy koydum. Kurutulmuş çiçek. Minik. Müşterciğim, renk katmak istedim. Evet, değişik. Bunları yani sana belediye mi dağıttı? Her yerde görüyoruz çünkü. Hayır, belediye dağıtmadı. Kendi zevkime uygun aldım. Çok mu ucuz dağıldın? Aldım. Her yerde ucuz var. Ucuz değil açıkçası. Hoşuma gitti. 15 TL dedi ya içeride. Makrame yaptı bundan. Şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle tamamlayayım. Bu masaya uymamış. Ya daha evet, modern bir şey olabilirdi. Masaya ya da hani gayet modern. Çünkü evinde çok fazla biz... Tarzını görüyoruz. Yansıtan bir masa sundum arkadaşlar. Evet ben ama altın ama rengiyle sadece renk katmak istedim. Bana bence göre uyumamış. Kattı. Yine karıştırmış. Renklerimle işte pastamın rengiyle, kurabiyemin tatlımın rengiyle uyum sağladı diyelim o halde onlara. Bir de şöyle... 3 gündür şu içecek olayına bir hı-hı türlü hani şey yapamadık. Neymiş? Bu kapak burada ne alaka? Neyle koyabilirdim? Yani çıkarsaydım. O zaten meşhur. Böyle kalsaydı. Ay, öyle kalsa çok ne derdiniz? Allah aşkınıza. Plastik hiç uyumuş mu? Ay ağzı kesinlikle. O zaman daha güzel bir şey koysaydım. Bu ne yani bu? Çok otantik bir ürün var bence. Ama bu kapak buraya olmamış. Bence hazmedemediğini kusma burada lütfen. Hiç alakası bence yok. Bence hazmedemediğini kusma. Şey kapat onu sen yine de. Evet, bas gelmesin. Onlar konuşurken ben bunu yiyebilir miyim? Yeyi, afiyet, afiyet olsun. Hep tatlarına da bakın bari ya. Masaya kızı dinlemek çok zevkli geliyor. Ha. Bu masa evet örtün, yani masa örtüsü olarak aldığını düşünmüyorum. Çünkü orada var, burada var. Bu çarşafa benziyor. Yok, işte çarşaf mı? Sen çarşaf görmemişsin. Masa örtüsünü çarşafa mı benzettin? Ve masa örtüsü kumaşı.
İstediğin yerden araştırıp sorabilirsin. Masa örtüsü bir takımı bir tane olur. Bu canım ne? Ben 6 yıllık yeğenim. Ben öyle sıradan işte saçma sapan peçetelikler, varaklar kullanmıyorum. Tamam. O da aynı takım ikisi. Hani böyle olarak istemiyor olabilirsin ama biz görmek isterdik şahsen. Yani küçük masa takımı yok. Ben dediğim gibi tarzımı soframa yansıttım arkadaşlar. Bir şey sorabilir miyim bir tane? Bunu nereden aldın bu örtüyü? Ben bunu kumaşlığını aldım, diktirdim. Kestirdim, diktirdim. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Çok güzel, rengi de çok ağır. Ama buna hani kumaş da yakışır. Bunlardan mesela peçete de kestirtebilirdin. Evet. Çok olmaz sevmiyorum aslında. Misafirlerime de hani bu şekilde farklı farklı bak, sunumlar yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim, hani bu biraz sevip sevmemek değil de hani şimdi biz laf olsun diye bu kumaş peçeteleri yani söylemiyoruz. Bir dakika, onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Hakikaten işlevi çok değerli. Önümüze koyuyoruz. Allah korusun üstümüze dökebiliriz. Leke olabilir şu an hani. Evet, evet. Vallahi kumaş peçete çok iyi bir şey ya. Kumaş ben bunu kullanma küpe yapıyorum. Bir şey söyleyeyim, alışkanlığımız yok. Karıştırdım, bitti mi canım? Bir de söyleyeyim sana o zaman. Hani böyle bir kalabalık bir davette birileri konuşurken başka mesela... Şu yapılmaz mesela. Hani her şeyi eleştiriyoruz ya. Bunlara da dikkat edelim madem eleştiriyorsak. Görgü kurallarımızda kumaş peçetenin amacı bellidir. Ve gerçekten iyi bir şeydir. Hani biz belki de ailemizden alışmadığımız şeyler. Hani alışmayınca pek biz de uygulayamıyoruz değil mi? Evet, uygulamaya doğru, geçemiyoruz. Ama biz bence hayatımıza biz kendimizi güncelleyelim. Bakın yemek takımına. Şimdi burada uyum yok diyen hakikaten yalan söyler. Renk uyumu var. Renk uyumu var, evet. Rengi yakalamaya çalıştım zaten. Yakalamışsın rengi. Ama işte. Aynen. Çay tabakları var. Yok, rengi yakalamışsın. Onu da yakalamışsın. İçeceğimi uydurdum arkadaşlar. Yemekleri. Nedir uydurdum. Bu yemek takımın fiyatı? Bunları 1500 TL'ye aldım. Bu eski bir model zaten değil mi? Evet, eski bir model. Gayet de şık ama hiç modası geçmiyor. Aslanım ben bir şey fark ettim. Söyle. Hemen gözüme direkt çarpan. Şunu şuradan alabilir miyim? Tabii ki. Bu ne? Maşa. Bunu galiba dönüştürecek bir şey bulamadın. Yok, onu sofra. Şeyden mi aldın, pazardan mı aldın tatlım bunu? Yok, pazardan almadım. Herhangi bir mağazadan almıştım. Peki bu sofrada ne alaka? Şey, zaten yanlışlıkla gelmiş arkadaşlar. Yanlışlıkla koymuşum, kusura bakmayın lütfen. Keşke baksaydı önceden. Demir ağırlıklı kullandı. Gayet özenliğimi düşünüyorum. Sofranı hayır, bence. Soframa kesinlikle bu tarz laflar yapamazsın. Büşra'cığım bu arada meşhur bardak takımın fiyatını öğrenebilir miyim bu arada? Bu yarışmaya bunlar da 800 TL. 800 TL. Teşekkür ederim. Güzel. Ama şıkmış. Çay takımın şık gerçekten. Evet, kendi kendine tek başına şık. Ama bu masaya uygun. Bu masaya uygun değil bence. Evet, saygı duyalım. Saygı duyuyorum ben. Peki su bardaklarının fiyatını alalım. Su bardağını altılı olarak almıştım. 70 TL'ye aldım. Suplalarda 15 TL demiştin. Evet, 15 TL. Çatal kaşık bıçaklarını da öğrenelim. Bunlar bir tane. Bunlar da 1200 TL. 1200 TL. O zaman afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi bu şun çok makbule geçti. Ben bunu buraya bırakıyorum kızlar. İsteyen olursa servis kaşığı olarak bununla devam ben edebilirsiniz. Ben çok merak ediyorum. Dönüşüm. Artık ben dönüştüm yani. Bayılacaktım yani. İçim bayıldı. Yeter artık. Biraz kendin alışveriş yapsan. Bu kadar pinti olma lütfen.